Graham Greene'in öyküsünden uyarlanan etkileyici ve unutulmaz bir yapım. İkinci Dünya Savaşı sonunda Viyana'da geçen gerilim dolu bir serüven. Akıllardan çıkmayacak bir film. Üçüncü Adam, yarın TRT 2'de. Hastanesine götür ki yeşil kartın var, devlet sana bu hakkı veriyor. Kardeşim benim bir gelirim olmadığından, yol param olmadığından gidemiyorum ben. Yaylaya gel, yaylaya. Baksana şu güzellige bak ya. Kardeşim, bak. Bu hardama bundan 30 sene öncesinden daha evveline, yani 100 sene, 200 sene, 500 sene ne kadar dersen orasını kesin bilen yok. Evlerimizin üzerindeki örtü, barınaklarımızın üzerindeki örtülerin bir tamamı bundanıdır. Ağaç büyüdüğü zaman bundan güzel kereste olur mu? O biraz budaklı. Daha iyisini bakmamız öbür, gerek. Öbür tarafı daha güzel değil mi? Biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Her zaman her ağaçtan olmaz. Siyah çam ladinden olur. Tamam. Bir de kayın ağacından olur. Ama ladinden olan hardama hiçbirisine benzemez. En iyisi olur. Eski ustalar giderdi ormana. Önce ağacı bakardı. Diyelim ki beğendi. Ağacın 15 santim yerinden 4 santim, 5 santim derinlikte bir parça koparırdı. Ve onu yarardı. Bakardı. Eğer o doğruysa o ağacı yıkardı. Doğru değilse yıkmazdı o ağacı. Her ağaçtan olmaz dememdeki maksat, bazen ağaçlar çapraz yazılır. Çapraz dediğim böyle burkulur. Burkulan ağaçtan hardama olmaz. Bazen ağaç hiç yarılmaz. Ondan da olmaz. Şey yapayım. Hardama olacak olan ağaç gayet düzgün ve doğru yazılmalı. Yarılmalı ki ondan hardama olsun. 100 hardama bir bağdır, 300 hardama bir kütüktür. Yardıktan sonra dörde böler. Dörde böldüğün zaman onun ismi dörderdir bizde. Eski isimleriyle anlatıyorum sana. Eski tabir, bizim konuştuğumuz tabirle anlatıyorum. Dörderdir onun ismi. O dörderin ön taraflarını baltayla beraber yonar alırsın. Hardama olacak kısmı kalır. Dış kabuğunu atarsın. Hardama olacak kısmını bir santim, yarım santim ağacın yarılış biçimine göre, çok düzgün yarılırsa yarım santim yaparsın. Daha az yaparsın ama az sağa sola kaçarsa onu bir santim yaparsın, baltayla yonarsın. Tamam bana, eyvallah abi. Güle güle çok. 4-5 tane kaplama var. Birkaç tanesini tarif edeyim. Ver bakayım. Önce bir tane koyarsın böyle. Ondan sonra bunu onun üzerine bindirirsin. Ondan sonra alır. Bu ikisinin arasına bir tane koyarsın. Ki bundan hiç damlama şansı olmaz. Hardama işi kalktı ama hardama yaylada çok güzel oluyor biliyor musun? Onu yağmur vurduğu zaman o hardamaya hiç uykun olmasa bile öyle tatlı uykun gelir ki. Devam et abi sen. Uyumaktan kendini alamazsın.
İstersen gel bir gidelim bizim yaylaya. Ol benim misafirim, bir gör. İyi akşamlar. Rengahenk bütün renkleriyle başladı. Efendim bu akşam biraz müzik konuşacağız. Yeni çıkan bir albümü sizlere tanıtacağız. Diğer bölümlerimiz zaten biliyorsunuz. Kültür sanat gündemini sizler için takip ediyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Önemli gördüğümüz, önemli bulduğumuz sanat adına yapılan ne varsa sizlerle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Hemen bu akşamki konuğumuzu size tanıtayım efendim. Sayın Cengiz Onural, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizi nasıl tanıtayım ben bilmiyorum. Şöyle hemen buraya yazdığım gibi tanıtayım. Çünkü canlı yayında toparlayamayacağım bildiğim için önceden yazdım. 1985-97 arası Yeni Türk. Yeni Türkü ile çalışmalarınız oldu. 97'de Murat Aydemir ve Derya Türkan'la İnce Saz'ı kurdunuz. Yine o dönemlerde üniversiteden arkadaşınız olan Bora Ebeoğlu'yla